dünyasıyla tekrar karşınızdayız efendim. Stüdyoda kıymetli bir konuğum var yanımda. Şimdi özellikle toprak konusuyla ilgili merak ettiğiniz her şeyi anlatacak bize kendisi. Yeşil Vadi Yönetim Kurulu üyesi Aslı Orhan Demiral. Aslanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi toprakla ilgili her şeyi anlatacak dedim Aslı evet. Hanım. Birçok izleyicimiz muhtemelen hani neden arsa demiyorsunuz diye evet. de aklından geçiriyor olabilir. Evet. Neden öyle demediğimi isterseniz siz izah edin, oradan sohbeti açalım. Evet Didem Hanım, gerçekten toprak kavramı aslında çok basit bir terim gibi görünse de içerisinde çok çeşitli bölümleri olan, detaylı olarak bilinmesi gereken ve ülkemizde dünyada en kadim yatırım araçlarından biri olan bir yatırım aracı aslında toprak. Bugün dünyada belki de en zenginlerin temeline indiğimizde bir toprak yatırımı söz konusu. Şehirden, şehrin kenarından, gelişmeye açık bölgelerden toprak yatırımı söz konusu. Bugün de 2023'te özellikle zirve yapan ve bugün hala devam eden bir toprağa talep fazlalığı söz konusu. Bunun sebepleri çok açık. Önce pandemiyle başladı bu süreç. İnsanlar evlere kapandığı zaman aslında birazcık daha doğaya, birazcık daha müstakil hayata olan ilgileri daha da hareketlendi. Aynen. Akabinde maalesef şu anda da senesi gelen 6 Şubat depremini Doğru. yaşadık. Ondan sonra 6 Şubat depreminden sonra özellikle daha çok böyle müstakil yatay mimari talepleri daha da arttı. Ve sonrasında patlak veren bu ekonomik krizler, enflasyon, işte yatırım araçlarının gitgide daralması, emtia fiyatlarının günden güne artması sonucu konuta ulaşımın zorluğu, krediye ulaşımın zorluğu derken şu anda insanların çoğu alternatif olarak kendilerini güvende hissettikleri tek yatırım aracını toprakta buldular. Çok da iyi yaptılar. Çok güzel yatırımlarının karşılığını alan, müstakil hayatlarına kavuşan insanlar oldu. Fakat bu süreçte aynı zamanda bilgi kirliliğinden ya da doğru yere bilgi için doğru yere başvuru yapılmadığından dolayı mağduriyetler de artık patlak vermeye başladı. Dolayısıyla ben tam da bu noktada bilgilendirmek için buradayım. Şimdi arsa... Her şey arsa deniyor şu an piyasada. Arsa işte bağ bahçe satılıyor, ona da arsa deniyor. Hobi bahçesi satılıyor, ona da arsa deniyor. Tarım arazisi satılıyor, ona da arsa deniyor. Hatta kooperatif hissesi satılıyor, ona da arsa deniyor. Şimdi burada vatandaşların gerçekten neyin arsa olup olmadığını çok iyi bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Arsa denilen şey en basit tabirle üzerine inşaat yapabildiğiniz tek tapulu bir toprak parçasıdır. Tarla denilen şey ise üzerine tarım yapabileceğiniz bir toprak parçasıdır. Bu kadar net aslında. Yani bugün geldiğimiz noktadaysa eğer ben bir arsa alıyorsam vatandaş olarak bir birikimimi değerlendirmek istiyorum. Sonrasında hayallerim var. Bir tane tek katlı, iki katlı bir ev yapmak, villa yapmak istiyorum. Bir kuruma, bir kişiye bunu satın almak için gidiyorum. Akabinde yapılması gereken en basit ve en önce şey... İlgili belediye ile bu bilgileri teyit etmek. Yani ben arsa alıyorum ama burası imarlı mı? Tabii. Bana iki kat dediler, iki kat mı? Elektrik su var dendi, var mı? Gerçekten bu bilgiler bir devlet kurumu tarafından teyit edildikten sonra Türkiye'nin her yerinden gönül rahatlığıyla yatırım yapılabilir. Fakat bu bilgilerde bazı eksiklikler ya da vaatler varsa orada birazcık temkinli olmalarını ben öneriyorum. Çünkü... talep çok olunca iyi niyetli olmayan da bu işin içinde oluyor. İyi niyetli olan da bu işin içinde oluyor. Biz bilinçli olalım. Aynen. Biz bilgiyi doğru yerden alalım. Gardımızı alalım. Aynen temkinli öyle. Olalım ve evet. doğru tercihler yapalım. Şimdi yurt dışından da çok yakından, özellikle evet. Amerika tarafından çok yakından bildiğim bir şey var. Onun bir türlü Türkiye'de, daha doğrusu varsa da ne kadar yaygın olduğunu bilmiyorum. Hı-hı. Belki siz yardımcı olabilirsiniz ama... Her türlü gayrimenkulün, evet. Buna arazide dahil, arsada dahil, ev, işte ticari, konut, evet. her şey dahil bir sistem içerisinde bütün detaylarının var olduğu, evet. metrekaresine kadar, topografisine kadar, evet. hatta işte o imar, hani zoning dediklerimiz, ne tür bir imara
yatkın olduğu, uygun olduğu bilgileri mevcut. Dolayısıyla evet. Bir halka açık. Evet, şeffaf. Siz kendiniz girip adresi, hı-hı, paftayı vesaire, hı-hı, neyse eğer bir toprak parçasıysa, onunla ilgili bilgileri resmi kurumlara hiç gitmeden, evet, bilgisayar başında yapabiliyorsunuz. Evet. Biz bunu Türkiye'de yapabiliyor muyuz? Bunu yapabiliyoruz. Şu an itibariyle dediğiniz sistemi Devletin Tapu ve Kadastro sitesinin parsel sorgu bölümünden rahatlıkla almayı düşündükleri arazinin tapu bilgilerini teyit edebilirler. Konumunu görebilirler, topografisini görebilirler, niteliğini, metrekaresini, kat irtifaklıysa o detayları, peki, her detayını görebilirler. Burada yalnız bizim tarafta verdiğiniz örneğe kıyasla eksik olan şey, Avrupa ülkelerinde, Amerika'da bu tarz gayrimenkul alım satımlar çok ciddi bir iştir. Çok. Gerçekten çok büyük paraların döndüğü, Türkiye'de de böyle, çok çok büyük paraların döndüğü bir iştir. Ve o emlak bürolarının, bu işi yapan büroların tapu verme yetkisi dahi vardır. O kadar ciddi prosedürlerin yürütüldüğü bir sistemdir. Burada bu tarz boşluklar var. Burada süreçlerde boşluklar olduğu için zaten mağduriyetler de doğuyor aslında. Yani birazcık daha teknolojinin bu işle entegre olması gerektiğini düşünüyoruz. Pandemiyle birlikte web tapu sistemimiz sistemi geliştirildi. Hı hı. Önceden tapular bizzat manuel tapu dairelerine gidip başlatılırken artık pandemiyle, çok yeni bir tarih aslında bu, çok geç kalınmış bir şey. Artık pandemiyle birlikte çok daha rahat online olarak tapu süreçlerini yürütebiliyor haldeyiz. Şu anda noterden tapu devri yapılma işlemleri adım atıldı. Henüz pilot bölgelerde deneme yapılıyor. İnşallah o da gelecek süreçlerde rayına oturduğunda bir tık daha sistemler birbirine entegre gidecek şekilde daha şeffaf olacaktır. Ümidimiz o yönde. Peki. Şimdi biraz aslında evet, toprak yatırımı, evet, daha cazip hale geldi saydığınız gerekçelerden, evet, ötürü. Bunu bir kenara not ettik. Peki toprağa başlayan ilgiyle birlikte, çünkü bizde her şeyin fiyatı o kadar hızlı, evet, artıyor. Yani göz açıyorsunuz, kapıyorsunuz, evet, bir şeye talep oluştuysa eğer, evet, anında reaksiyon verebiliyor. Evet. Toprak tarafında da hala bir potansiyel görüyor musunuz siz? Evet. Yani çok hızlı gitmedi mi o da, hı-hı, konuttan sonra? Evet, doğru bir tespit gerçekten. Burada bölgeler çok önemli. Şimdi zaten kişinin yatırımdan beklediği ve ilgi duyduğu bölge noktasında analiz yapması lazım. 5 yıl önceki fiyatlar neydi? 3 yıl önceki fiyatlar, 6 ay önceki fiyatlar, 1 yıl önceki fiyatlar. Tam da bu noktada, bu analiz noktasında gerçekten bir uzmandan danışmanlık alması şart. Yani bu bireysel ve çok basitçe verilecek bir karar, yok, değil. Evet. Çünkü belki de hayatımızda bir veya iki kere biriktirebileceğimiz bir parayı o yatırıma bağlıyoruz. Burada bir uzmana danışmaktan kaçınmamak lazım. Bu noktada bizleri dilediğince arayabilirler. Ücretsiz olarak bizim ekibimiz danışmanlık veriyor zaten. Bir telefonla, bir sosyal medya mesajıyla kendi almayı düşündükleri yerler noktasında bizden yardım alabilirler vatandaşlar. Buna ek olarak da toprakta gidilecek hala yol var. Evet, bazı lokasyonlar, örneğin 6 Şubat depreminden sonra Kırklareli, hiç deprem kaydı olmayan bir il. Bazı lokasyonlar çok fırladı. Bazı olayların akabinde Kırklareli gerçekten çok fırladı. Ama hala gidilecek yolu var. Neden? Çünkü Kırklareli depremden önce çok daha bakir bir bölgeydi. Çok daha böyle İstanbul'a uzak denilecek bir bölgeydi. Fakat şu anda İstanbullular için, bir beyaz yakalı çalışan için, Kırklareli 1,5 saat mesafe aslında ya çok da uzak değil seviyesine indi. Talep çok fazla olduğu için. Doğru. Aslında aynı Kırklareli. Tabii. Fiyatlar bu noktada birazcık Kırklareli'de son 2 yılda yükseldi. Ama mesela gidilecek İç Anadolu bölgesi. Toprak yatırımında Didem Hanım şuna dikkat edilmesi lazım. Ben bir yerden yatırım yapıyorum. Ne kadarlık bir bütçe ayırdım bu yatırıma? Ve ben bu yatırım yapacağım bölgeden ne bekliyorum? Bu bölgede gelişilecek alan var mı? Bu bölgenin etrafına devlet yatırımları var mı? Bu bölge konut imarlı mı? Bir kere imarlı olması çok önemli. Eğer yatırım yapıyorsa veya ev yapacaksa imarlı ve tek tapulu olması çok önemli. Kesinlikle hisseli, yani ortaklı alınan yerlerden uzak dursunlar.
Adem Filiz isimli izleyicimiz demiş ki iskanı olmayan konut alınabilir mi acaba? İskanı olmayan konut. Şimdi bu tabii çok geniş bir kavram. Evet. Burada krediye uygunluk olmuyor. Bu iskanı olmayan konutlarda. Nakit olursa. Evet, kat mülkiyeti tapusu çıkmıyor. Dolayısıyla hani burada lokasyonuna bakmak lazım. Konutun kaç yıllık olduğuna bakmak lazım. Ona göre bir değerlendirme yapmak daha doğru olur. Sonuçta belli bir risk içeriyor. Bu saydığınız sebeplerden özellikle deprem yönetmeliğine uygun yapılıp yapılmadığı özellikle çok daha çok önemli şu anda. Peki şimdi benim yine toprak konusunda merak ettiğim bir şey var. O kadar da sık duyuyorum ki tabii hepimizin çevresinde bu konu daha sık konuşulur hale geldi belki de. İşte bir arsa aldım diyor. Üstüne prefabrik bir küçük ev, tiny house koyacağım ve orada yaşayacağım diyor. Şimdi böyle bir alan, böyle bir imkan tanıyor mu tarla olarak geçen toprak tanımı? İşte tam da bu noktada dikkat edilmesi gereken, o teyit alınması gereken şeyler aslında bu hayaller içerisinde olan vatandaşlarımız. Yani her tarım arazisinde böyle bir uygulama imkan yapamayız. Yok. Evet. Şimdi öncelikle bu bir tarım arazisi. Yani tarım için ayrılmış bir arazi. Her toprak parçası tarıma elverişli değildir. Tabii. Yani tarıma elverişli olan toprak parçası çok değerlidir. Bunu herhangi bir şirket alıp kendince, gerçekten kendince muvaffakatnamelerle yani hukuki düzlemde kendinizi hiçbir şekilde savunamayacağınız bir muvaffakatname sistemiyle bölüp oraya da imar gerektirmeyen tekerlekli minimal tiny house'larınızı koyabilirsiniz şeklinde satabilir. Bu kanundaki bir boşluktan faydalanılan bir çalışma sistemi olduğunu düşünüyoruz biz Yeşil Vadi olarak. Neden? Çünkü tarım arazileri bölünemez. 2014'te çıkarılan Tarımı Koruma Kanunu'ndan sonra tarım arazilerinin bölünmesi zaten artık mümkün değil. Peki neden bu yola gidiliyor? İmarlı yer üretimi çok zor. Özellikle tarımdan direkt dönüyor. Tarım birçok şeye onay vermiyor, imarlaştırmıyor. İmarlı yer üretimi çok zor ama dışarıda da bir toprak talebi var. Tabii. En kolayı nedir? Tek bir tarım arazisi alıp şu anda kanunen de bir cezai sistem yok. Onu bölüp imarlı da işte hani beton da atmıyor, tiny house koyuyor. Yasal olarak aslında hiçbir sorun yok gibi. Fakat ne zaman sorun olabilir? Devlet bununla ilgili herhangi bir karar verdiğinde oradaki malik ne yapacak? Yani kendini nerede savunacak? Bugün imarlı ifrazlı tek tapulu bir arsa almış bir insan üzerine evini yaptığında ve yarın bir gün bir dava olduğunda çatır çatır sonuna kadar yürütür. Ama burada hiçbir şey yapamaz. Risk bu. Bu risk ya benim hani alınabilir bir risk diyorsa kişi, ben hafta sonu örnek veriyorum çok cazip. Çatalca, İstanbul Silivri'de, yani İstanbul'un dibinde bir yerde hafta sonları vakit geçirebileceğim bir alan istiyorum. Bir tane asumu koyacağım. Hani çok cazip geliyor kulağa. Fakat bunun bu tarz riskleri var. Bunlar... Tapu sigortası diye bir şey var mı Türkiye'de? Tapu sigortası diye... Title insurance dedikleri şey yurt tapu dışında. Tapu sigortası yok. Yani... Siz X bir yerde evde alsanız, arazide alsanız neyse, yurt dışında özellikle yine Amerika'da, yine benim burada neden olmadığını mesela merak ettiğim şeylerden biri. Siz o alım satım işlemini yaparken daha bütün sicili o mülkün araştırılıyor, onunla ilgili bir rapor çıkılıyor, alıcıya sunuluyor, alıcı ona bakıyor, okey derse eğer... bölge bölgede değişebiliyor ama bir 15 yıl hatta bazen 20-25 yıl geriye dönük olarak birinin o mülk üzerinde hak iddia etmesi durumunda sizi sigortalayan bir belge haline geliyor. O da aldığınız ya da alışveriş miktarı boyutunda oluyor. Evet. 150 bin dolarsa 150 bin dolarlık bir title insurance. Şu anda Türkiye'de böyle bir sistem yok. Sigorta yok. Fakat hani o tapuya dair bütün dökümlerin olduğu bir ekspertiz sistemi var. Bu da kişinin ekstra ücret ödeyerek... İyi de bir ücret ödeyerek yaptırdığı bir şey aslında. O anda da insanlar pek biraz hani bunu önemsemiyorlar. Aslında çok önemli bir şey. Dediğiniz gibi bu da bir sigorta sistemiyle entegre olsa harika
Tabii. Bir şeffaflık olur yani. Tabii. Harika bir koruma altında olmuş evet. olur. Dolayısıyla yani tiny house denilen şey Didem Hanım istediğiniz yere koyulabilir. Zaten onun için bir arazi yani belli başlı bir arazi almanıza gerek yok. Çünkü tekerlekli araba karavan yani aslında. Dolayısıyla bunun için bir tarla, bir arsa gibi bir ihtiyaç yok. Yani ben bir yerde iki gün konaklayacağım. Bir yere çekip durabilirim onu ve sonrasında devam edebilirim. Ama burada işte imarlı hani oturaklı bir düzen kurulmuyor. Bunlar tiny house denilir. Tabii, tabii. Aslında oturaklı bir düzen kuruluyor. Elektrikler, sular çekiliyor, çitler çekiliyor. Oraya tiny house'lar koyuluyor. Ama bu da yasal olmamalı. Olmamalı. İşte tabii. şu anda devletin buna nasıl yaklaşacağı belirsiz. Peki. Ben süremizin sonuna geldik. Hı-hı. Sohbet de çok güzel. Çok da sevdiğimiz ve ilgi çeken konular olduğunu biliyorum. Evet. 2024'te sizin ne tür yatırım planlarınız Hı-hı. var? Çok kısaca alabilir Tabii miyim? Ki. Bir dakika içinde. Yani mümkünse. Biz Didem Hanım biz bu talebin 2026'ya kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Yani yüksek ihtimal büyük enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar insanlar toprak yatırımına devam edecekler. Biz burada neler yapıyoruz? Daha çok müstakil hayatla, toprakla insanları kavuşturmak için İstanbul'a yakın yerlerde projeler, ahşap minimalist villa projeleri, büyük arsa projeleri üretiyoruz. Hepsi de bizim tek çizgimiz, hepsi imarlı, ifrazlı ve tek tapuludur. Prensibimiz bu. Yarın bir gün satmak istediğinde müşteri rahatlıkla satsın. İsterse Yeşil Vadi'ye getirsin, isterse kendi satsın. Ya da evini yapmak istiyorsa isterse kendi yapsın, isterse Yeşil Vadi'ye getirsin. Ya da sağlıklı, ekolojik bir yaşam sürmek istiyorsa ahşap villalarımıza buyursun, gelsin diyebiliriz. Aslı Orhan Demiral ne güzel söylediniz vallahi. İnsanın bir gidesi geldi Buyurun, ama beklerim. Nereye gidiyoruz? Oturduğum yerde Didem bir konuğum daha var. Çünkü çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Bana katıldığınız için bugün çok teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun. Biraz sonra ikinci konuğumla yayına devam edeceğiz. Kendisi BYY Finans ve Neo Portföy kurucu ortağı Bekir Yener Yıldırım. Bizden ayrılmayın. İş dünyası devam ediyor. Efendim topraktan başladık. Şimdi yine gayrimenkulle devam ediyoruz ama bu defa gayrimenkul yatırım fonları üzerine daha çok konuşuyor olacağız. Neden mi? Konuğum birazdan izah edecek. BYY Finans ve Neo Portföy kurucu ortağı Bekir Yener Yıldırım. Yener Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tekrar görmek çok güzel. Sağ olun. Çünkü Yener Bey bana hatırlattı. Biz daha önce 3 kere program yapmışız. Ben artık biraz yaşlandım. Yaşlanmadınız. Çok program yapıyorsunuz diyelim. Teşekkür güzel ederim. Güzel program oldu. Çok çok doğru cevap. Tam yerinde bir cevap oldu. Yener Bey şimdi ayağınıza sağlık öncelikle. Biraz önce Aslı Hanım'la konut fiyatlarının geldiği seviyelerin artık biraz daha insanları toprağa doğru yönelttiğinden bahsediyorduk. Ben de ona sordum ya toprak fiyatları da çok aldı başını gidiyor. Ve hala bir yatırımcılar elbette hala potansiyel olan bölgeler olduğundan da bahsetti. Kendisi sağ olsun çok iyi anlattı ama ben fiziki olarak almak istemiyorum. Ama bu işin karlı olduğunu düşünüyorum. Burada talep var onu görüyorum. Ve bir şekilde bir ucundan bu tarafta bir yatırımım olsun istiyorum. Ne yapmalıyım? Ya, çok güzel yerden başladık. Şimdi gayrimenkul gibi dünyanın en büyük varlık sınıfını konuşuyoruz. Elbette buna yatırım yapmak da çok çeşitli şekillerde yapılabiliyor. Hı hı. Bugünkü ana konumuz da bunlardan bir tanesi gayrimenkul yatırım fonu. Aslında bir finansal araç konuşuyoruz ama öyle bir finansal araç ki o da gidip gayrimenkule yatırım yapıyor. Tabii burada aslında tam da işin kalbini konuşuyoruz. Çünkü gayrimenkul yapısı itibariyle donuk, taşıyamadığımız önemli bir varlık. İşte ciddi bir satın alma süreciyle alıyoruz. En ciddi mülkiyet şekillerinden biriyle onu alıp sahibi oluyoruz. Doğru. Ama araya bir araç koyduğumuzda bir finansal araç, bir menkul kıymetleştirme o zaman aslında mülkiyeti çok güvenli bir şekilde kamu gözetiminde ve onlarca iş ortağının ve güvenlik noktasının gözetiminde parçalara ayırarak hem getirisini hem mülkiyetini parçalara ayırarak sahibi olabiliyoruz dolaylı bir şekilde. Tabii bu da bize çok sayısız fırsat getiriyor. Bir yandan tek başımıza alamayacağımız fırsatları, tek başımıza altından kalkamayacağımız yatırımlara ortak olma imkanı veriyor. Bir yandan da bunu yaparken
daha profesyonel, daha kurumsal bir finansal araca yatırım yapmaktaki ciddiyetle eşdeğer yatırım yapmış oluyoruz ve birçok faydayı sağlıyoruz. Aslında yatırımcı cephesinden baktığımızda bu. Dolayısıyla da erişebiliyoruz aslında. Erişimimizi artırıyor bu tür finansal araçlar gayrimenkule. Hangi aşamasında erişebiliyoruz ve o aşamalarda farklılıklar olmasını bekliyor musunuz yakın zamanda? Elbette. Şimdi Türkiye Gayrimenkul Yatırım Fonları yolculuğunun aşağı yukarı 10. senesini tamamladı. Hı hı. İşte 10 senede 157 fon Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış. Toplam yaklaşık büyüklüğü de işte 22 milyar TL'ye gelmiş. Henüz emekleme aşamasından çıkmış, ciddi bir büyüme göstermiş ama tam da bugünlerde konuşacağımız konu bu. Çok sayıda gayrimenkul yatırım fonu bekliyoruz önümüzdeki dönemde. Farklı ürünler, işte arsalara yönelen, konutlara yönelen, farklı gayrimenkul türlerine yönelen, belki daha profesyonellik gerektiren veri merkezleri gibi alternatif araçları da içeren gayrimenkul yatırım fonları göreceğimiz için arkasındaki fon yöneticisinin başarısını da ürüne yansıttığı durumları gördüğümüz zaman, hı hı, gerek erken aşama yatırımları, örneğin bir arsanın henüz daha üretime, geliştirmeye konu edilmediği noktadan, daha proje aşamasında buna da arsa olarak girebileceksiniz. Ama bir yandan da hani belirli ölçüde işlenmiş, hani kar ve zaman eğrisi ilerliyor bir yandan ama belki de uygun başka bir noktada girebileceğiniz ürünler, belki satışına kısa bir süre kala daha kısa süreli gayrimenkullerin çevrilebileceği bu kurumsal portföy içerisinde varlıklara yönelebileceksiniz. Gün sonunda bunları birer birer görüyoruz zaten. Kurulan gayrimenkul yatırım fonlarında da bizim yoğunlaştığımız, ürünleştirdiğimiz yatırım stratejilerinde de farklı aşamalarına sizin risk ve getiri beklentilerinize göre girmeniz mümkün olacak ve gittikçe yeşeriyor bu alan. Yener Bey, şu gayrimenkulün dönüştürülmesinin, ürünleştirilmesinin öneminden de biraz bahsedelim. Yani aslında girişte anlattıklarınız bir miktar tabii buna sinyal üretti. Ama biraz daha açalım bunu. Yani evet, ulaşılması zor dediniz hani normal şartlarda. Fakat hakikaten şimdi bu kadar çok yatırım aracı varken nedir bu tarafı daha cazip kılan veya kılacak olan önümüzdeki dönemde? Çünkü daha aslında emekleme aşamasını geçti belki ama yine de 10 yıl. Biz geldik 14 yaşımıza Bloomberg HT olarak, evet, yeni, nice taze, sağ olun nice hepimize. Yaşlar. Dolayısıyla biraz bu boyutuyla da anlatırsanız, hani döviz yatırımcısı var, altın yatırımcısı var, artık Amerika'da teknoloji hisse senetlerine bile yatırım yapanlar var, borsa var, faiz var. Neden GYY'ler mesela? Evet. Gene bir çok önemli işin bir başka belki önemli damarlarından birisini konuşuyoruz. Şimdi dünyadaki en büyük varlık sınıfı demiştik gayrimenkuller. Baktığımız, topladığımız zaman, doğru, çok ciddi bir rakam. Ama dünyadaki gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğünü de topladığımız zaman gerçekten çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. İşte Türkiye için 22 milyar lirayı konuştuk. Ama sadece dünyanın en büyük fonlarına baktığımızda 11 trilyon dolar gayrimenkul fonu yöneten yapılar da var. Şimdi neden çok hızlı büyüyorlar diye baktığımızda aslında gayrimenkulün kendisi dönüşüyor. Gayrimenkul daha çok fiziki bir varlık olmaktan çıkıyor ve gayrimenkulün kendisi bir ürüne, bir servise ve bir hizmete dönüşüyor. Bunun zaten yansımalarını birçok alanda görüyoruz. İşte otellerdeki dönüşümden, paylaşımlı ofislerden, bu hayatımızın artık her tarafında. Şimdi bu dönüşümün yatırım tarafında bir yansımasının olmamasını beklemek mümkün değil. Dolayısıyla ürünleştirilebildiği ölçüde yatırım alan bir ürün gayrimenkul. Ve çok güvenli bir liman olarak görüldüğü için de aslında bitmeyecek bir büyüklüğü, bir akışı kendisine doğru her zaman topluyor. Bu kısım bence çok önemli. Peki, müsaadenizle BIST 100 için çanlar çalıyor. Cuma günü artık haftayı tamamladık. Nereden tamamladık? %0.23'lük yükselişle 8.665 puan seviyesinden günü noktaladık. Gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviyelerden bir miktar daha uzakta. Biraz daha belki kazanımları geri vererek ama yine de 19 puanlık bir artışla noktaladık. Efendim, bu aslında çan aynı zamanda süremizin sonuna geldiğimizi de söylüyor ama
sizin eklemek istediğiniz, özellikle vurgulamak istediğiniz ne varsa onu alayım. Çünkü benim merak ettiğim birçok şey var ama özellikle de yatırımcının neye dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekmek istiyordum ben. Siz isterseniz toparlayın bizim için bu noktayı. Elbette. Yatırımcı açısından baktığımızda tabii nitelikli yatırımcılara sunulan araçlar bunlar. Alternatif yatırım fonu olarak geçiyor. Kendi beklentilerine uygun doğru ürün seçimini ısrarla takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Daha profesyonel yatırımcılar açısından baktığımızda da risk çeşitlendirmesi açısından elbette Türkiye'de hepimiz gayrimenkul yatırımını bireysel olarak da yapıyoruz ama bir de kolektif yatırımı mutlaka ajandamıza eklememiz gerekiyor. Ayrıca hani büyük aileler, büyük holdingler, büyük şirketler bunların da tamamı çok aktif bu tarafta. Bir yandan yatırımcılık vasıfları dürerken bir yandan da bu menkul kıymetleştirmeye olan ilgileri sürüyor. Bu tarafı da bırakmadan takip edilmesini ben tavsiye ediyorum. Her tür farklı yatırımcı kategorisine. Ya, sormayacaktım süren bitti diye aslında ama GYF'ler kentsel dönüşüm açısından da bir fırsat yaratıyor olabilir mi? Elbette önümüzdeki günlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kısa süre içerisinde hayata geçirmeyi planladığı projelere yatırım yapan gayrimenkul yatırım fonlarıyla burada çok ciddi bir hareket başlayacak. Çünkü kentsel dönüşümde diğer süreçler tamamlandıktan sonra gün sonunda bir arsayı konuşuyor oluyoruz. Evet, yani doğru, eski maliklerin doğru. Ve oraya yeni katılacak yatırımcıların ve geliştiricinin. Bu da aslında kentsel dönüşümün finansmanında çok ciddi bir olanak. Finans sektöründeki kaynağı gayrimenkul sektörüne yönlendirmek için çok güvenli bir araç olarak gayrimenkul yatırım fonlarını çok sürpriz bir şekilde ben göreceğimize inanıyorum. Harika, çok teşekkür ediyorum Bekir Yener Yıldırım, Neo Portföy Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı. Evet. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, bir yere ayrılmayın. Çünkü gün sonu, hafta sonu değerlendirmesini almak üzere şimdi Philip Portföy'e dönüyorum ben ve Makato bizimle birlikte bugün. Makato Mitsubishi, hazır mısın? Hazırsın tabii, her zaman olduğu gibi. Hoş geldin Makato, elindeki notlar için sözü sana bırakıyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle iyi yayınlar. BIST 100 endeksi bugün az miktarla olsa da yeni bir zirveye ulaştı diyebiliriz. Yani bu hafta 5 gün yeşil mumla kapanış gerçekleşti BIST 100. Bu çok olumlu bir sinyal. Tabii sizin dediğiniz gibi yükseliş en yüksek seviyeden biraz geri çekildi bugün. Ama bu kadar yükseldikten sonra bir haftada kar satışının gelmesi son derece normal. Geçen yıl, 2 yıl önceki rallilere baktığımızda 10 günlük üstel ortalamadan destek alıp yükseliyordu hep. Bu sefer de 10 günlük üstel ortalamanın altına inmediği sürece yükselişi sürdürebilir diye düşünüyorum. Ayrıca bu 10 günlük üstel ortalamanın kesiştiği yerde tam pazar günü açılışta bıraktığı, endeksin bıraktığı boşluğa denk geliyor. Bu seviyenin altına inmediği sürece yükseliş devam diyebilirim rahatlıkla. Hem de yurt dışı tarafında da bugünkü tarım dışı istihdamdan sonra biraz atmosfer karışık oldu ama yani yurt dışı tarafında çok olumsuz hava yok. Yani daha olumlu, pozitif diyebiliriz. Bu da BIST 100 endeksi de yani yurt dışı tarafı da güzel, pozitif etkileyebilir diyorum. Az önce dediğim gibi tarım dışı istihdam verisi bugün açıklandı. Ocak ayı için 353 bin artış olarak açıklandı. Beklenti ise 180 bin yönündeydi. Bu da iki kat üzerinde olduğu için yani bütün analistleri piyasaya şaşırttı. Ayrıca Aralık ayın rakamı da güncellendi. Aralık ayında 216 bin olarak açıklanmıştı. Bu da 333 bini bugün revize edildi. Bu da tabii Fed'in faiz indirim beklentisini biraz daha düşürüyor. Mart ayındaki beklentisi bugün baktığımda %20'ye kadar düşmüştü. Dün %40 civarındaydı, %30, 40 civarındaydı. Geçen haftaya baktığımızda %50, yani piyasanın yarısı Mart ayında faiz indirimi olacak diye bekliyordu. Bu da bayağı indi. O yüzden piyasaları yani hisse endeksleri kötü etkilemesi gerekiyor. Yani olumsuz etkilemesi gerekiyor. Tabii iş gücü piyasasının güçlü kalması normalde güzel bir şey. Ama enflasyon da hala Fed'in istediği %2'den daha yüksek olduğu için ve faizler de yüksek olduğu için hisse
endekslere kötü etkileyebilir. Fakat bugün büyük bilançolar açıklandığı teknoloji hisselerden, teknoloji şirketlerden, bu muhteşem yedili hisse grubundan Amazon ve Meta'nın bilançoları açıklandı. Özellikle Meta çok güzel geldi. Dördüncü çeyrek bilançosu tabii, yani rakamlar güzeldi. İlerideki yani 2024 tahminleri de iyiydi. Ama yatırımcıların en odaklandığı nokta faaliyet kar marjının geçen yılın aynı dönemi, yani 2023'ün dördüncü çeyrekten geçen dördüncü çeyreğe kadar %2 katına yükseldi. Yani %41 olarak açıklandı. Bu da çok çok iyi bir rakam. O yüzden Meta bugün %20 yukarıda Nasdaq endeksini taşıyor. Bu tarım dışı istihdamın beklentinin 2 kat üzerinde gelmediğine rağmen bugün Nasdaq endeksi hala yukarıda. Tabii bugün kapanışta nasıl, ne olacak biz bilmiyoruz ama şöyle söyleyebiliriz. Yani iki taraftan bir baskı var diyebiliriz. Bu tarım dışı istihdamın bu kadar yüksek gelmesi hisse endeksleri kötü etkilemezse de emtialara çok kötü etkilediğini görüyoruz. Petrol, altın, gümüş hepsi bu 4.5'tan sonra çok sert bir düşüş kaydetti. Ayrıca dolar da yükseliş kaydetti. O yüzden bu da çok kötü etkiliyor emtia tarafına. Ayrıca şey de söylemek istiyorum. 10 yıllık tahvilin faizi, yani genel olarak tahvilin faizler buradan sonra yükseldi. Bu hafta çok sert bir düşüş kaydetmişti. 10 yıllık tahvil faizden bahsediyorum. Bu FED toplantısından sonra Amerika'daki yerel bankalardaki mali durumuna dair endişelerden dolayı 10 yıllık tahvilin faizi düşmüştü. Bugün tabii bu veriden sonra yükseldi. Bu da piyasaları nasıl etkileyecek haftaya, bugünkü kapanış ve gelecek haftada göreceğiz. Bugünlük peki, benden bu kadar. Çok teşekkür iyi hafta ediyorum. Sonları. Sağ ol Makoto, sana da ve tüm Philip Capital çalışanlarına da iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kal. Efendim, iş dünyasını da noktalıyoruz. Böylelikle ben haftayı tamamlamış oluyorum. Darısı henüz tamamlamayanların başına, ama siz ekran başından ayrılmayın. Zeynep Özyol geliyor şimdi günden kalanlar için. Hoşça kalın.